aynı araç, aynı sen ve neredeyse aynı kasko. Fakat yarı fiyatına. Evet, yarı fiyatına değil mi keçi? Ne? Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya iki katını ödemeyin. Kazancım Net, Sigortam Net. Süper Lig isim sponsoru Trendyol son roundu sunar. Şimdi konuya dönersek. Beşiktaş ne yaptı bu Trabzonspor maçında? Şimdi Trabzon sonuçta yola çıkarmış. Üçüncü de yükseldi değil mi? En azından üçüncü bitirecek. Değil mi? Şimdi hedef bu, gerçekçi hedef. Evet. Türkiye Kupası kazanacak. Kazanamasın. Bir şey söyleyeceğim. Bekle. Trabzonspor maçındaki oyunla Fernando Santos Portekiz'e Avrupa Şampiyonası kazandırdı. Doğru. Ama çok iyi oyunculardı abi onlar. Guerreiro falan. Herhalde canım. Şimdi seni böyle tamamlıyorum. Menajer engellemeleri nedeniyle Umut Meraş yerine Ümit Faraş gelirse hiçbir şey olmaz. Ama işte Masuaku'dan sonra bari Masuaku'yu gönderip yerine böyle Adriano'yu alma planın varsa, yeni Adriano'yu. Anladım. Başımın üstü söylemek istedim ama. Biz de aynı şeyleri çok daha iyisini alacaksın. Aynı şeyleri söylüyoruz. Evet abi. Umut Meraş'tan daha iyi oynar Ümit Faraşlıyorsan hiç alma. Tabii. Kötünün iyisini alma bana. Anlatabiliyor muyum? Çok doğru. Amartey'den daha iyi oynar o. Abi Vasat'tan bir çıkalım. Vasat'tan çıkalım. Amartey'den sonra oraya mesela yeni bir Atiba bulacaksan başımın üstü. Beşiktaş'ın yapması gereken bu. Bu sene 3. olup Türkiye Kupası'nı bu Trabzon maçındaki gerçekçi oyuna. Bazı takımlar Beşiktaş'a kapanacak ve bu oyunu oynayamayacak. Kesin bilgi yayalım. Evet. Herkes Trabzonspor gibi topa sahip olma, Abdullah Avcı futbolu oynayayım derdinde olmayacak. Beşiktaş rakibe bıraktı. Rakip de Beşiktaş'a bırakacak. Güzel. Zaten ne oynarsan oyna, sen bir tane orta sahibi kreatif bir oyuncu al da. Böyle Sosa tipi bir oyuncu al. Hani Sosa mesela Talişe kadar da ihtişamlı değildi geldiği zaman. Taksitle ödedin bilmem ne. Yedek oyuncuydu. Videosu yoktu böyle efsane frikiklerle gol atan Talişka gibi. Talişka'nın da 18 yaşından var Brezilya 2. liginden. Solak bir çocuk var. Zaten Talişka demek ne demek? Fasulye sırığı demek. O boylu herif o yüzden adı. Acayip frikik atıyor. Sosa öyle değildi geldiği zaman. Yadırganan bir isimdi. Ya hani Ben Arfa gelecekti Aleyce. Ya hoca bunu tercih etti kardeşim. Ben de tamam dedim. Hoca oynatacak. Ne diyeyim ben zaten. Benim lafım kanun değil ki. Sosa'yı sattım Beşiktaş sonra. Al abi bir tane lider yönlendireceğiz. Bu maçtaki en önemli eksi. Oraya Raşit Say'ı aldın. En sonunda Tayfur girdi. Tayfur falan Beşiktaş orta sahasında. Ofansif merkez falan. Olmaz. Geç bunu geç. Ondan biraz daha iyisini hiç alma. Bana mesela Sezer Öztürk alma. Anlatabiliyor muyum? Çok güzel. Bana öne böyle şey alma. Fred al. Fred al işte. Fred abi Fred al. Tamam bakalım yani. Tabii. Hocaya da bırak abi. Salın hocayı. Hocanın oyununa sabırlı olun. Beşiktaş taraftan da rica. Bazı oyuncuları sarıyorsunuz. Haklısınız. Ben de çok sarıyorum. Şimdi Serdar diyecek ki ulan sen neler diyorsun ama. Evet. Ama yani ben statta değilim. Burada arkadaşlarımlayken sarıyorum. Kardeşim bu Semih iyi oyuncularla kaç paraya yükselir biliyor musun? Feyyaz Uçar da dedi ki hani içimden teklif var. Yalnız bir şey söyleyeceğim. Nihat'ı zamanında ucuza sattınız. Şimdi bakınca. Evet. Şimdi ama, bakınca. Ama o zaman öyleydi. Satmak zorunda kaldınız. O zaman öyleydi. Dalında demiş Nihat satan. Evet. Ama o parayla da 100. yıl takımının kurulmasında parayı da iyi kullandınız. İbrahim Altınsaylar bana tabii. Eyvallah. Şimdi sen Semih'i çok iyi bir paraya satacaksın ki o dediğin bütün eksikler. Yeni Atiba, yeni Adriano, işte kimse artık yeni söyle. Yeni Sosa. Tabii. Orta sahaya bir tane Oğuzhan'ın o böyle prime dönemi gibi oyuncu bulsan çok iyi olur. Evet. En azından bir böyle Tolgay bulsan çok iyi olur. Serdar katılmaz ama bence iyi olur. Tamam. Beşiktaş iyi oyunda. Evet. Bir tane Ryan Babel tipi oyuncu bulsan sol önde Cenk Tosun'dan daha iyi olur. Cenk Tosun'u da Santillano süper yedek olmaya ikna et. Tamam. Salih Uçan kalıyor mu kalmıyor mu bilmiyorum. Salih'ten biraz daha iyisini almanın manası yok. Geçen programda Serdar'a böyle atar yaptım ya. Yok ya herife Slovenyalı Salih Uçan diyordun Zayt'sa. Şimdi Beşiktaş'a ittiriyorsun. İstiyormuş Beşiktaş'a. Bir kere de bir Uğur Karakulukçu'ya böyle kardeşim demiştim. İstiyormuş Beşiktaş. Serdar Aziz'i falan ittirme kardeşim bize hemen falan. Hemen al abi hemen al. Yeteri kadar Sakar stoper var diye istemez. İstemez. Daha iyisini alacaksın. İyinin daha iyisini alacaksın. O yoksa şey olunca bana sezon başı demişti ha. Ben şey Atınç'la Tosic'le böyle idare ederim. Daha o zaman böyle Ersan Gülüm de vardı hatırla. Ersan Gülüm Rodolfo'ydu. Ama o Marcelo alınsa da çok iyi olur demişti. Bak hepsini oynattı onu sattı. Ama öncelikle sen şu bir kere Semih'e 20 milyon teklif geldi hemen satalım sakın. Sakın o gelen 20 milyonla Semih'in yeri dolmayacağı gibi geri kalanlara da dolgu yapamazsın. Yapamazsın. Kusura bakmasınlar. 20'ye falan satılmaz Semih. Teklif varsa var. Yeni sözleşme imzalandı. Zam yapılır. Oyunun en iyi, takımın en iyi oyuncusu. Her hafta en iyisi olanı takımda tutmak için her şeyi yaparsın kardeş. Öyle değil mi? Öyle. Öyle adamlar Totti oluyor. Öyle adamlar Gerard oluyor. Bayrak oyuncu oluyor. Evet. Bir süre sonra takımın en iyi oyuncusu en yüksek maaşı alan oluyor. Öyle tapon menajer
Menajer kas kallamalarına maaşı vermeyecek. Vereceksin, tutacaksın. Satarken fena de daha yükseğe satacaksın. Bir hayal et. Semih'in etrafında iyi oyuncu. Örnek veriyorum. Ligden örnek veriyorum. En beğendiğin oyuncuları söyle. Sağ ön, sol ön. Kerem, Cengiz veya İrfan. Tamam. Kerem, Cengiz, İrfan. Üçünden ikisine olsaydı Beşiktaş'ta. Bu çocuk Cengiz'i de şeye koydum ben. İrfan'ı orta sahaya koydum. Düşünsene oyun kurucu olarak çok Beşiktaş. Daha, çok daha iyi hani Oğuzhan'ın prime dönemi gibi bir oyuncu al. Tamam mesela tamam. Versin Fenerbahçe. İsmail Hoca oynatmıyoruz da versin İrfan Cankabeci. Bak gör Semih kaç para olacak. Neler atacak. Cenk Tosun öyle oldu abi. Cenk Tosun en başta da vardı. Mert Hakan verelim. Mert Hakan? Davranışlarını düzeltirse futbolculuğunda çok bir sıkıntı yok. Tamam veririm ya. Komutanlığı falan bırakıp böyle Sivas'taki gibi sırf futbolculuk yaparsa ben sana söyleyeyim. Şu anda Beşiktaş orta sahasında ondan ofansif açıdan... Daha iyi oyuncu yok diyorsun. Var mı? Acıklı ama böyle. Yok. Ben Beşiktaş'a yakıştırmıyorum o davranışlarını. Ama futbolculuk seviyesi olarak, objektif olarak Tayfur'dan daha iyi oynar ofansif orta sahayı. Yalan mı? Ofansif merkez orası daha iyi oynar, oynamaz. Oynar. Durum bu kadar böyle acıklıdır beyler. Kendimize gelelim. Bak. Semih bu maçı sana kazandırdı. Hoca da artık kendi çok iyi bildiği, gerçek şekilde bu maç böyle oynanarak kazanabilirdi. Türkiye Kupası'na razı olacaksın. Hele finalde Fenerbahçe Galatasaray olursa puan farkı ortada, kadro kalite farkı ortada. Bireysel yeteneklerine toplamdan daha yetenekli takım oluşturmak bu takımla mümkün değil. Çünkü bireysel yetenekli oyuncu sayısı çok az. Yok. Doğru. Çok fazla sıfır var, çarpı sıfır. Doğru. Yani her an seni sıfırlayabilirler. Doğru. Mesela Semih 10 üzerinden 9, işte artı sakatlanmayan Gezal 10 üzerinden 8, çarpı sol bek 0. Tabii. Nasıl bir tersin asis girişimiydi abi o şeyin kaçırdığı Trezeguet'in. Yapma. Bu arada ben pozisyonu dün akşam bir daha izledim. Bence pozisyon penaltı. Çünkü dizinden vuruyor. Trabzonspor'a çünkü diziyle kalçasına vuruyor. Formadan çekme. Forma çok sünmediği sürece onlar olacak abi. Basketbol değil bu. Ama diziyle vuruyor kalçaya ve penaltı bence diyorsun. Pozisyon penaltı. Olabilir. Bütün buna rağmen Ertuğrul Bey'in açıklamalarını da sonradan okudum. Ertuğrul Bey'in de hakem suçlamasının bir kullanım süresi var ve o dolmak üzere. O da onu bilsin. Trabzon'da da bir takım hareketlenmeler olabilir. Katılıyorum. Bunu da size söyleyeyim. Yani hoca mı değişir? Başkana yönelik eleştiriler mi artar bilemiyorum ama Ertuğrul Bey de gayet iyi biliyor ki artık hakemlere yüklemenin de bir kullanım süresi var, raf ömrü var. O da doldu. Şeyde, Trabzonspor özelinde konuşuyorum. Bu kadar. Bunu da söyleyeceğim. Ben baktım ekleyeceğim şey var. Peki oyuncu önerisi olarak. Şimdi Nista Rosario yedek kalıyor 6 numara olarak. Hani söyleyeyim ben size. Menajeri kimdir bilmiyorum. Bak Serdar da şimdi listeye baktım öyle. Tamam ya. Ya kardeşim senin gibi adamdan. Orada mesela menajer, bir tane de Diop var. O da yedek menajer, olabilir. Menajer tanımıyorum. Ben bir sürü menajer tanıyorum. Yani tamam, sen hepsini tanıyorsun. Yani. Hepsini tanımıyorum. Birçoğunu tanıyorum. Benim tanıdığım bir tane adam vardı telefonu olan. Öldü. Kim? Eski Marsilya başkanı var ya Pap Diop. Marcel Duzay'ın menajeri olduğu için. Duzay'ın kitabını çevirmiştim o dönem. Evet. Adam sonra başkan oldu. Neyse dolayısıyla yani kimse senden öyle bir ya önemli şey beklemezler. Bunu yapsın ben rahatım ya. Şunu yani. Anlatıyorum. Ali Ece'nin telefonuna çıkın kardeşim. Adama ya hiç dönüyor. Önemli değil yok ya. Yok. Çok önemli abi. Yok be abi. Çok önemli abi. Kişisel değil temiz bunlar Beşiktaşlıları abi. Önem vereceksiniz. Yok ya. Bunu kişiselleştirmeye gerek yok. Ben hiç kırgın değilim be Hasan Bey. Tamam, belki çok yoğundur. Senin adına. Tamam belki çok yoğundur. Belki hakikaten o oyuncunun çok yoğuncu olduğuna inanıyordur. Benim bozdum. Ben hiçbir şeyi bozamam ama ben bozsaydım Mario Gomez'in gitmesini engellerdim. Ben de hep onu söylüyorum. Benim Beşiktaş'a oyuncu getirme gücüm olsa biliyorsun değil mi? Mario Gomez'le ömür boyu sözleşme. Evet efendim. Bu Atiba'yla son hattan bu kadar. Hadi yeter yaptık. Kapatalım. Evet ya. Hadi. Atiba'yı çok özle özle dur. Şey oldum. Yoruldum ya. Ama sen yoruldun. Evet ben de yordum. Çok sen bağırdım çağırdım. Bugün böyle bir gaza geldim yine. Kendinize çok iyi bakın. Hadi görüşürüz. Hoşçakalın. Ben dinleneceğim. Süper Lig isim sponsoru Trendyol son roundu sundu.